Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen veya daha sonra izleyecek olan aziz milletimiz. Bugün 11 Temmuz, Srebrenica soykırımının yıl dönümü. 1995 yılının Temmuz ayında Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenica'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8.000'den fazla masum sivil katledilmişti. Sadece inancı ve etnik kimliği nedeniyle katliama uğrayan masumları bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Soykırım cürmünün faillerini ve destekçilerini lanetliyorum. Değerli basın mensupları, Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde milletimiz çok yüksek bir katılımla iradesini sandığa yansıtarak yeni Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini seçti. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Malumlarınız olduğu üzere 19 Aralık 2012'de dürüst siyaset, gerçek adalet şiarıyla siyaset sahnesinde yerimizi almıştık. Yola çıktığımız ilk günden itibaren hakkın hatırını âli tutan, halkımızın menfaatini ve maslahatını gözeten bir anlayışla hareket ettik. Özgün programımız ve ilkeli duruşumuzla Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Yoğun çalışma temposu ve bir hayli çekişmeli geçen son seçim sürecinin en çok konuşulan partilerinden birisi de şüphesiz Hüdapar oldu. Lehte aleyhte çok şey söylendi. Hüdapar olarak siyasi yürüyüşümüzün 11. yılında milletimizin teveccühüyle milletin meclisinde temsil imkanı elde ettik. Bizim için yeni bir merhaledir bu. Yeni dönemin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bütün imkanlarımızla ve gücümüzle halkımıza hizmet etme gayretinde olacağız. Arkadaşlarımla birlikte Hüdapar'ı kurduğumuz günden beri milletimizin, memleketimizin, İslam ümmetinin ve insanlığının mustarip olduğu her meseleyi yakından takip etmeye ve mevcut sorunlarla ilgili özgün çözümler geliştirmeye gayret ettik. Siyasetin çıkar, menfaat ve tarafgirlik üzerine değil, adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre yapılması gerektiğini savunduk. Hem iç hem de dış sorunlara siyasi zeminde çözüm aranması gerektiğini ısrarla vurguladık. Ülkemizin siyasi, sosyal ve iktisadi alanda var olan sorunlarının çözümünde Hüdapar olarak mecliste bizi çok önemli görevler beklemektedir. Halkımız şundan emin olsun ki ülkemizin maddi ve manevi dinamikleriyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde yeni yüzyılda yoluna devam etmesi için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Aziz milletimiz, Türkiye ikinci yüzyılına adım atmak üzeredir. Türkiye'nin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapabilmek için geçen 100 yıllık süreci etraflıca değerlendirmek, yaşananlardan ders ve ibretler çıkarmak gerekmektedir. Yeni bir Türkiye tahayyülü ortaya koymak gerekir. Binlerce yıllık medeniyet müktesebatımızı göz ardı edemeyiz. Geçmişte inanç değerlerinden aldığı güçle tarihe damgasını vuran bir medeniyetin varisleri olarak yeniden kendimize, özümüze dönmemiz gerektiğine inanıyoruz. 2023 seçimleri ülkenin yeni yüzyıl tasavvuru için büyük bir imkan ve umut olmuştur. Türkiye'nin ilk kurucu meclisin ortaya koyduğu iradeyi ve bu iradeyi oluşturan temel dinamikleri bir kez daha gündemine alması gerekmektedir. İkinci yüzyılın ilk meclisi, birinci yüzyılın ilk meclisinin taşıdığı ruh ve heyecanla ülkeyi yeniden inşa ve ihya etmek için tarihi bir görev üstlenmelidir.
Binaenaleyh yeni dönemde çok daha aktif bir şekilde milletimizin menfaati ve maslahatı için çalışacağız. Ülkemizin çözüm bekleyen temel sorunlarının çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağımızı bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aziz milletimiz, değerli basın mensupları, 100 yıl önce dedelerimiz İlahi Kelimetullah uğruna emperyalist işgale karşı durdu. Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkesi'yle hep birlikte yeni bir gelecek inşa etmeye azmetti. Destansı bir mücadele ile işgal güçlerini coğrafyamızdan söküp attık. Ne yazık ki yeni sistem kurulurken bu aziz milletin inancına, kültürüne ve medeniyet değerlerine uygun olmayan bir tutum sergilendi. Evet, düşmanı vatanımızdan def ettik. Fakat milletimizin geçmişi, medeniyeti, müktesebatı yok sayıldı. Fikirleri batıya endeksli kim odaklar, toplumsal dokuyu büyük bir tahribata uğrattı. Din kavramı üzerinden ortaya çıkarılan irtica paranoyası ve imparatorluk bakiyesi toprakların tekrar bölünmesi korkusu 100 yıldır memleketi meşgul etmektedir. Türkiye'nin 1. yüzyılında neredeyse her 10 yılda bir yapılan darbelerle memleketi teslim alan çeşitli vesayet odakları milletimizin inancı, mezhebi ve etnik aidiyetleri üzerinden kendilerine bahaneler bularak devlet ile milletin arasına kalın duvarlar ördü. Ve maalesef Türkiye'nin 1. yüzyılı birçok açıdan kayıp yüzyıl olarak tarihe geçti. Türkiye'nin 2. yüzyılının arifesindeyiz. Şimdi yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanıdır diyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa etmek için siyaset kurumuna büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizim anlayışımıza göre devlet, bir arada yaşamak amacında olan insanların hür ve güven içinde yaşayabilmesi için oluşturulmuş hukuki ve siyasi bir teşekküldür. Türkiye'nin idare şekli cumhuriyettir. Cumhur ise farklı dilleri, renkleri ve inançlarıyla halkın bütünüdür. Yine bize göre temsil yetkisini halktan alan meclis, toplumun temel dokusuyla bağdaşmayan ve milleti millet yapan temel değerlere aykırı düzenlemeler yapamaz. Anayasa ve kanunlar insan haklarına, hukukun temel ilkelerine, genel ahlaka ve adaba uygun olmalı, toplumun inanç ve değerleriyle çelişmemelidir. Siyaset, kaos çıkarmak, kargaşa üretmek, çatışma ve anlaşmazlıkları körüklemek ve sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılmaz. Tam tersine siyaset, adalet temelinde bir düzen inşa etmek, toplumsal barışı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, yeni sorun alanlarının oluşmasını engellemek ve nihayetinde toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır. Binaenaleyh, siyaset kurumu bir yüzyıl daha kaybetmemek için Türkiye'nin temel sorunlarıyla yüzleşmelidir. Öncelikle vesayetten ve ideolojiden arınmış, ötekileştirmeyen, inanç ve hayat tarzı dayatmayan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan, toplumun inanç değerleriyle örtüşen, siviller tarafından yapılmış, yerli ve adil yeni bir anayasa için acilen adım atılmalıdır. Bütün vatandaşlarımızın can, mal, din, akıl ve nesil emniyetinin güvence altına alınarak bir güven toplumu inşa edilmesi gerekmektedir. 100 yıl önce uygulanan bazı yanlış politikalar nedeniyle zamanla büyük bir soruna dönüşen Kürt meselesi herhangi bir örgüte ve dış mihraka indirgenmeden adalet ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulmalıdır. Hukuku olmayan ve bu sebeple zedelenen Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde tamir edilmesi, inanç, tarih ve vatan ortak paydasında devlet ile vatandaş arasındaki yakınlaşmaya vesile olacaktır. Hüdapar artık milletin meclisindedir.
Parti programımızda ortaya koyduğumuz siyasi anlayışımızı ve memleketimizin sorunlarına getirdiğimiz çözüm önerilerimizi, 2023 seçim vizyon belgesinde beyan ettiğimiz hususları ve vatandaşlarımızın taleplerini meclisin gündemine taşıyarak halkımıza hizmet edeceğiz. 2023 seçim vizyon belgemizde beyan ettiğimiz ve halkımızın menfaatine, maslahatına uygun olduğuna inandığımız bütün konularda aktif ve etkili bir çalışma programı yürüteceğiz. Halkımıza hizmet yolunda Allah'tan yardım diliyoruz. Değerli basın mensupları, kamuoyunun gündeminde şu özellikle son birkaç günde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar düşmüştür. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasına dair verilen söz dolayısıyla memurlara seyyanen 8 bin liranın üzerinde zam yapılması öngörülmektedir. Daha önce yine emeklilere ve diğer dar gelirli, sabit gelirli kesimlere enflasyona ezdirilmeyeceklerine dair söz verilmişti. Şu anda en düşük memur emeklisi 10 bin liranın altında, en düşük işçi emeklisi ise 7 500 lira civarında bir maaş almaktadır. Asgari ücret 11 402 liraya yükseltilmiştir. En düşük kamu işçisi de yaklaşık net olarak 18 bin lira almaktadır. Açlık sınırı 10 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırı ise 33 bin liranın üzerindedir. Bütün bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda özellikle emeklilerin maaş artışının yeterli olmadığı bize göre tartışmasızdır. Bizim teklifimiz emeklilere de memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam yapılmasıdır. Yani oransal olarak yapılan %25'lik zamın üzerine seyyanen her bir maaşa bir miktarın ilave edilmesidir. Ki bize göre, bütçe imkanlarına göre bu rakam en az 5 bin lira olmalıdır. Ayrıca hem seçim döneminde hem seçim sonrasında kitlerde çalışan taşeron işçilerinin yoğun bir şekilde kadro talebi bizlere ulaşmaktadır. Daha önce malumlarınız olduğu üzere 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamuda çalışan taşeron işçilerine kadro verilmişti. Fakat kamu yükseklik teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerinin bu talebi halen daha karşılanmayı beklemektedir. Yine bugün gündeme düşen hususlardan bir tanesi de NATO Liderler Zirvesi toplantısı ve İsveç'in NATO üyeliği talebi. Malumlarınız olduğu üzere daha önce Türkiye bu konuda veto hakkını kullanacağını belirterek İsveç'in NATO üyeliğine geçit vermemişti, izin vermemişti. Fakat anlaşıldığı kadarıyla Türkiye bu konuda ikna olmuş ve İsveç'in NATO üyeliğine onay verilecektir. Kanaatimize göre Türkiye elinde imkan var iken İsveç'in NATO üyeliğine izin vermemelidir. İsveç'in Türkiye'ye vermiş olduğu sözleri tutacağına dair bizim inancımız yoktur. Ayrıca özellikle şu son dönemde İsveç'te fikir hürriyeti veya ifade hürriyeti anlamında Kur'an-ı Kerim'e 2 milyar Müslümanın kutsalına yapılan alçakça saldırılara özendirme ve özgürlük adı altında kin ve nefret kusmaktan geri durmayan Müslümanların mukaddesatına bu denli zalimlerin saldırılarına, pervasızca saldırılarına izin veren, hatta bunu teşvik eden İsveç bunun bedelini ödemelidir. Değerli basın mensupları, yarın parti sözcümüz Serkan Ramanlı kardeşimiz, aynı zamanda Batuhan vekilimiz de gündeme dair diğer konuları etraflıca değerlendireceğiz. Bugün için aktarmak istediklerimiz, açıklamak istediğimiz hususlar bunlardı. Ben katılımınız için, ilginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hoşça kalın.